Hocam, hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Geçti bu kötü günler. Bir kutlama yaparız artık. Yapalım bakalım Muzu. Nasıl öyle kuru kuruya kutlama mı olur oğlum? Ne yapacağız? He? Hocam, sabah tantunisini seversiniz. Şöyle bir tantuni, ardına da bir çay. Hadi, sabah tantunisi. Ben bir 4 tane yerim. Sen kaç tane yersin? 2 hocam. İyi, hadi bakalım o zaman. Sen bir 8 tane yaptır. Olur hocam. Tamam. Ha, fişini alıyorsun yalnız ha. Fişsiz olmaz hocam. Fişini de al Mustafa Ali. Evet, günaydın. Bu güzel Şubat sabahı, bu güzel zarif hanımefendi için neler yapabilirim acaba? Hoppa, dilesin benden ne dilerse. Bu hafta önemli bir vakan var mı? Var. Olmaz mı? Genç bir çocuk. Daha tanıyı koyamadım. Yazık. İyi, tamam, çok güzel. O zaman bütün hafta sadece poliklinik bakacaksın. Duymadın galiba. Bir vaka var elimde. Tanıyı koyamadım. Yalan söylüyorsun. Yalan söylediğimi düşünüyorsan neden soruyorsun? O zaman onu anlamadım. Bakalım doğruyu söyleyecek misin diye çok merak ettim o yüzden. Yani eğer doğruyu söyleseydin sadece bugünlük poliklinik verecektim. Ama yalan söylediğin için bütün hafta bakacaksın. Saçma sapan bir şey bu. Bu ne demek be? Oyuna getirdin beni. Düpedüz sahtekarlık bu. Bakmam poliklinik falan. Sahtekarlığı senden öğrendik Ateşciğim. Sen bu konuda çok iyisin. Ayrıca ne istersem onu yapmak zorundasın. Çünkü bana borçlusun. Seni nasıl hapisten kurtardıysam göndermesini de bilirim. Yapmazsın. Kıyamazsın sen bana. Hı? Gözümü bile kırpmam. Yalancı şahit. Yalancı şahitsin sen. Sahtekarsın. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. İyi misiniz? Hocam, bitti mi? Tamam mıyız? Normale döndük mü normale? Normalimize döndük, dönmez miyiz? Prangalar takıldı, kırbaçlar şaklamaya başladı. Kürek mahkumu işbaşı yaptı. Ha. Poliklinik galiba hocam. E tamam. Fazlasıyla dönmüş normale. Yardımcımsınız. Ben şu ilacı alabilir miyim artık? Birazdan. Ya zamanı geldi ama gerçekten. Birazdan ilgilensek siz ne kadar bekleyeceğim? Bugün çok kalabalık, kusura bakmayın lütfen. Bir 5 dakika daha bekleteceğim. Tamam da ne kadar ama? 5 dakika kadar. Ya zaten sabah... Tamam, sizin için ben sizinle ilgileneceğim hemen. Hocam günaydın, çok kalabalık bugün. İlk hastanız poliklinik 2'de şikayeti nezleymiş. Ben bir gelebilir miyim? Buyurun. Selam. Nedir sorun? Hocam ben hemşireye burnum akıyor dedim ama aslında akmıyor. Sanırım frengi veya bel soğukluğu kaptım.
cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptın galiba. Doktor bey, hemşireye şikayetimi nezle diye iletmiştim. Benim derdim başka. Ne acaba? Zührevi bir rahatsızlığa yakalandım galiba. Aç senin şimdi. Hoppa! Kusura bakmayın. Bir saniyenizi alacağım. Önlük mönlük yok ama ben de bir doktorum. Tamam, güvenli ellerdesiniz. Şimdi nezle olanlar, burnu akanlar, hapşıranlar vesaire biliyorsunuz detayları. Ama gerçekten üç kağıt değil, gerçekten nezle olanlar. Şimdi ben sizden bu nezle olan arkadaşların... Ama yani bu hemşire hanıma burada nezle yazdırıp da içeri gelip yok efendim ben nezle değildim de utandım, sıkıldım, söyleyemedim. Aslında başka bir rahatsızlığım vardı. Yapanları kastetmiyorum. Gerçekten nezle olanlar bir zahmet bir elleri bir kaldırsın bakalım. Hadi görelim elleri. Elleri görelim, eller havaya. Hadi 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 hadi. Çekinmek yok. Şu elleri bir görelim. Kalksın eller. Evet, şimdi sizlerden ricam lütfen sıcacık evlerinize dönün. Güzel bir dinlenin. Kendinize bir ıhlamur mu, adaçayı mı ne demlerseniz ondan demleyin. Mendillerinizi alın yanına, tuzlu suyla gargaranızı yapın. Bir iki güne bir şey içiniz kalmayacak, tamam. Yılma yapmayalım burada. Şimdi o diğer üçkağıtçı olan arkadaşlar, yani sıkıntıları olup da... tam anlamıyla utanıp sıkılıp bize söyleyemeyen arkadaşlar da... kusura bakmasınlar, onlara ben artık bakamayacağım. Benim çünkü burama geldi. Tamam mı? Fakat burada Aysel hemşire hanım var. Aysel hemşire hanım hastanemizin müstesna hemşirelerinden. Kendisi size yine hastanemizin en değerli hocalarından birini ayarlayacak. Sizi o hocamıza sevk edeceğiz. Tamam. Ben de izniniz. Ateş, bu konuda anlaştık. Bir hafta dedik. Yani 7 gün. Aa! Aa! Başım ağrıyor. Hocam, sakinleştiriciye getireyim mi? Gerek yok. Gerek yok sakinleştiriciye. Tamam, bakın gelmeyin. Sakin olur musunuz? Sakin olun. Tamam, bakabilir miyim? Tamam, beni duyuyor musunuz? Geç kaldım. Geç kaldım. Yok, yok. Tam zamanında. Ver bakalım. Adama biraz önce ne verdin? Bir doz paralitik verdim. Felç edici bir şey. Adamı niye felç ettin şimdi? E ne yapsaydık? Deli danalar gibi koşturuyor. Hastane burası. Bağır, 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 bağır. Olur mu böyle şey? Hadi. Sedye, hadi. Nerede sedye? Koş. Paralitik solunumunu durdurdu. Böyle hipoksik kalmaya devam ederse arkadaş gidici. Hadi kaldırın. Ateş, adam hala acı çekiyor. Görmüyor musun? İyi ama en azından sessiz sessiz kendi içinde çekiyor acısını. Olması gerektiği gibi. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne diyorsun? Poliklinik yapmaya devam mı edeyim? Yoksa bu etrafta deli danalar gibi koşturan hastaneye birimizi ne katan... yüksek nabızlı, psikotik davranışlar içerisindeki ağrıdan ölmek üzere olan adamcağızın nesi var? Onu mu anlamaya çalışalım? Bence tam bir olay yeri inceleme vakası. Sen bilirsin. Bir beyaz tahtaya yazasım geldi vallahi. Baş dönmesi. Psikotik davranışlar. Hı?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.